bu doğru zamanı hepimiz hayatımızda bir kere de olsa beklemişizdir. Nasıl ders çalışılır tek tek düşünüyorsun. Program nasıl yapılmalı düşünüyorsun. Çalışma masam nasıl olmalı düşünüyorsun. Kalemim nasıl olmalı düşünüyorsun. Dershanem nasıl olmalı düşünüyorsun. Hangi kaynakları kullanmalıyım düşünüyorsun. Merhabalar arkadaşlar, hepiniz çalışma odama hoş geldiniz. Bugün sizi ders çalışmaktan uzaklaştıran 5 tane şeyden bahsedeceğim. Bunları hayatınızdan lütfen çıkarmaya çalışın, düzeltmeye çalışın. Aşağı yukarı tüm öğrencilerde gördüğüm, hatta kendimde de bazen gördüğüm, yaşadığım durumlar. Umarım faydalı olur. Hadi yavaş yavaş başlayalım. İlk olarak neredeyse tüm öğrencilerde gördüğün doğru zamanı beklemek diye bir kavram var. Ders çalışacağız tamam eyvallah ama o doğru zaman gelmeli. Şimdi değil. Ne zaman e bir çalışma ortamım oluşsun ders çalışmaya başlayacağım. Bir canım istesin doğru zaman gelsin ders çalışmaya başlayacağım. Şu an okul sınavlarım var onlar bir geçsin. Tatil gelsin ders çalışmaya başlarım. Son sınıf olayım. Ders çalışmaya başlarım. Doğru zaman bekleniyor. Şu an daha son sınıf değilim. Bir gelsin başlayacağım ve çok iyi ders çalışacağım. O doğru zaman bir gelsin. Mezun olayım, başlarım. Pazartesi başlarım. Böyle hafta başı falan oluyor bazen ayın başında başlarım. Ya da şunlarım şunlarım eksik. Bunlar bir tamamlansın. Bir zamanı gelsin ders çalışmaya başlayacağım. Bu doğru zamanı hepimiz hayatımızda bir kere de olsa beklemişizdir. Size güzel bir haberim var. Güzel mi tartışılır? Doğru zaman gelmiyor arkadaşlar. Doğru zamanın gelmesi diye bir şey yok. Doğru zaman diye bir şey de yok aslında. Bu kendimizi kandırmak için uydurduğumuz bir durum. Hocam ne yapacağız? Sevgili arkadaşlarım. Doğru zaman şu andır. Ne olursa olsun. Hocam yarın okul sınavım var. Olsun. Hocam yarın şu işim var. Olsun. Hocam yarın bir yere gitmem gerekiyor. Çok önemli. Olsun. Doğru zaman sadece ve sadece bugün ve şu andır. Bakın yarın demiyorum. Bugündür. Eğer bunu kırmazsanız doğru zamanı beklerken mezun olursun, sınavların geçer, üniversiteye gidersin gidemezsin, hayatın geçip gider hala oturup Dizi izlerken doğru zamanı beklersin. Bu doğru zamanı beklerken de genelde keyifli işler yaparız. Oyun oynarız, dizi seyrederiz. Çünkü o doğru zaman gelecek. Biz zaten ders çalışmaya başlayacağız. O zaman şimdi panik yapmaya gerek yok. Ne yapalım? Oyun oynayalım. Ne yapalım? Dizi seyredelim. Ne kadar güzel değil mi? Doğru zamanı keyifli keyifli bekliyoruz. Birinci hatamız buydu sevgili dostlarım doğru zaman olmadığını unutmayın. İkinci en büyük hatamız, bakın, hatamız demiyorum, hatamız diyorum. Ben de bunları yaşadım sevgili dostlarım. Hala bazen yaşıyorum. Bunların farkında olursanız bu hataları daha az yaptığınızı fark edeceksiniz. Konfor alanında durmak. Bak bu çok tehlikeli bir şeydir ve müthiş derecede bağımlılık yaratır. Konfor alanına bir alışırsanız var ya Oradan bir türlü çıkamazsınız. Şunları çok duymuşsunuzdur arkadaşınızdan bazen kendinizden. Hocam ders çalışmaya başlayacağım ama bir türlü kalkamıyorum. Bir türlü o masanın başına oturamıyorum. Çünkü konfor alanını bırakmak çok zor geliyordur. Özellikle konfor alanı bağımlısı olmamaya dikkat etmek gerekir. Rahatını artık birazcık bozmalısın. Ne zaman rahatını bozarsan o zaman güzel şeyler olmaya başlayacak. Hayatın hep rahat geçiyorsa bir durup sorgula. Ya hiçbir iş yapmadım bugün çok rahat bir gün geçtiyse durup sorgula. Bu zamana kadar keyif yaptığımız yetti. Artık rahatı bozma zamanı. Konfor alanlarımızı terk etme zamanı. Şu an rahatını bozmazsan ileride birileri gelecek. Bu patronun olabilir, işverenin olabilir, öğretmenin olabilir, okul sınavları olabilir. Canını fazlasıyla sıkacak arkadaşlarım. O rahatını cayır cayır bozar. Hiç kimse de affetmez. Hayat gözünün yaşına bakmaz. Tak diye konfor alanını ortadan kaldırır geçer. Ve sen niye çalışmadın? Önceden niye bu konfor alanından çıkmadım diye üzülüp durursun. O zaman hemen kendinizi bir şöyle bir kontrol edin. Konfor alanında olduğunu düşünüyorsanız hemen oradan kalkın harekete geçin. Üçüncüsü çok bilinen yanlışlardan bir tanesi. Hocam az uyumalıyız, az uyumalıyız, az uyursak ders çalışırız. Şu az uykuya çok takıntılı öğrencilerimiz. Lütfen dikkat edin. Yeteri kadar uyumamak çok tehlikeli bir şeydir. Arkadaşlarım yeteri kadar uyuyun. İlla sabahını alsın ders çalışmak zorunda değiz. İlla bir öğrenci günde 6 saat uyumak zorunda değil. Uykunu kaç saatte alıyorsan çok fazla abartmamak şartıyla. 7 saatte 8 saatte alıyorsan eyvallah. Yeteri kadar uyumanı ayarla. Uykusuz kalan bir kişi ders çalışması mümkün değildir. E sen yarı sersem, uykun var, her an uyumak istiyorsun, ders çalışmaya çalışıyorsun. Ders çalışmanın zevki de kaçar. Verimsiz, isteksiz bir hal alır. Buna lütfen dikkat et. Uykusuz verimli çalışamazsınız ve uyku düzeniniz mutlaka olmalı. Uyku düzeni derken az saat uyuyun demiyorum. Ne zaman yatıp ne zaman uyandığınız az çok belli olsun arkadaşlar. Sürekli saatlerin değişmesi, uyku düzeninin bozulması sizi uykusuz, yeteri kadar uyumamış gibi hissettirebilir. O yüzden uyku düzeniyle çok oynamamak gerektiğini düşünüyorum. Dördüncüsü ise yine öğrencilerimin düştüğü en büyük hatalardan bir tanesi. Ders çalışmaktan inanılmaz şekilde sizi alıkoyuyor arkadaşlar. Çok fazla düşünmek. Abi şu çok fazla düşünmeyi kaldıralım artık. Sürekli düşünce halindeyiz. Artık eyleme geçmelisiniz sevgili dostlarım. Düşünerek yol kat edilmez. Düşünmek sizi her zaman olumsuz etkiler. Her konuda düşünüyorsunuz. Nasıl ders çalışılır tek tek düşünüyorsun. Program nasıl yapılmalı düşünüyorsun. Çalışmamasam nasıl olmalı düşünüyorsun. Kale nasıl olmalı düşünüyorsun? Dershanem nasıl olmalı düşünüyorsun? Hangi kaynakları kullanmalıyım düşünüyorsun? Sürekli bir şeyler düşünüyorsunuz. Bu tehlikelidir düşünmekten ve bunları yapmaya çalışmaktan asıl işimiz olan ders çalışmayı gözden kaçırıyoruz. Fazla düşünürseniz şu an yapman gerekenleri bir türlü odaklanamaz. Mesela yarın okul sınavın olsun. Buna çalışman gerekiyor ama düşünmekten çalışamıyorsun. Kaç alırım? Hangi kaynağı çalışmalıyım? Hoca ne sorar? Bir sürü şey düşünüyorsun. Düşünürken düşünürken moralin bozuluyor. Ders çalışmaya bir türlü başlayamıyorsun. Motivasyon kaybı yaratır ileri derecede. Çok düşünen insanlar bir arpa boyu yol alamazlar arkadaşlarım. İlerleyemezler düşünmekten aynı yerde sayıklar. Hatta bir yola çıkar. Mesela A kaynağıyla yola çıkar. B hocasıyla yola çıkar. Düşünür. Acaba yanlış mı yapıyorum öyle mi böyle mi? Vazgeçer başka hocaya başka kaynağa geçer. Oradan sonra başka yol başka yol. Sıfırdan başlayıp durur. Kısır bir döngü. Ne işe yaradı bu? Hiçbir işe. Aynı yerde durup kaldın. Hemen eyleme geçmelisin. Ve o yolda sabit bir şekilde ilerlemelisin düşünmeyi de kesmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve son olarak en önemlilerden bir tanesi herkese kulak asmayın arkadaşlar. Herkesin ağzı var, herkes konuşuyor. Bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Herkes bir çalışma yöntemi geliştirmiş. Öğrencisi de geliştirmiş, hocası da geliştirmiş. Bu işle hiçbir ilgisi olmayan arkadaşlar da geliştirmiş. Müthiş derecede bilgi kirliliği var. Bunlara dikkat edelim. Herkese kulak asarsanız size sıkıntı yaratacaktır. Tüm yöntemleri bir arada kullanamazsınız. Bu herkes dediğim arkadaşlar doğru yöntemler de söylüyor olabilir. Yanlış anlaşılmaz Herkesin yöntemi kötüdür, öyledir, böyledir demiyorum. Ama bütün yöntemler kullanılmaz. Bir tane yöntem belirlersiniz, bu yöntemle ders çalışmanıza başlar ve bu yöntemle ilerlersiniz arkadaşlarım. Ahmet'ten duydun o yönteme geç, Mehmet'ten duydun o yöntemi geç. O şu saatte kalkıyormuş, ona geç. O şu kaynakları kullanıyormuş, buna geçer. Şu hoca şu kaynaklar olmadan olmaz diyor, hemen ona geçer. E sen sürekli yer değiştiriyorsun, hepsinin başını çalışıyorsun, sonu yok, ortası yok. Her birinden azar 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 azar, hiçbirinden olmamış oluyor, hiçbir mantığı da kalmıyor. Ne yapacağız hocam? sana en uygun rehberlik kanalını bulacaksın ve onları uygulayacaksın. Hocam rehberlik kanalı öneriniz var mı diye sorarsanız var. Çalışma Odam diye bir kanal varmış arkadaşlar. Çok iyiymiş duyduğuma göre. Gidip onun YouTube kanalından faydalanabilirsiniz. İstediğinizi izlersiniz. Şaka bir yana umarım bu dediklerim faydalı olmuştur. Hayata geçirmeye çalışın bu dediklerimi. Bir farkındalık olursa bunları yavaş yavaş düzeltmeye başlarsınız. Belki bir günde olmayabilir ama adım adım düzelmeye başlar. Bir uyanma yaşayabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere.